Enflasyon yükseliş gösterecektir. Cumhurbaşkanımız bu programın arkasında. Doğru yolda olduğumuzun işaretidir. Yani ortodoks neoliberal politikalar büyümeye karşı. Çözüm olarak ekonominin başına getirilen Mehmet Şimşek'le Hafize Gaye Erkan izlediği politikalarla Türkiye'yi çıkmaza sürüklüyor. Kâr değil, zarar tabloları açıklanıyor. Daha önce başarısız olmuş ve Türkiye'ye zarar vermiş politikaların yeniden aynı şekilde ısıtılıp tekrar uygulanması, piyasaya sürülmesi. Yani burada ortodoks politikalar, bu politikalar Türkiye'ye yarar değil, zarar getirir. Hükümet, Mayıs seçimlerinden sonra belirlediği ekonomi yönetimiyle iflas eden ortodoks politikalara geri döndü. Enflasyonun adeta tepe taklak aşağıya ineceğine beraberce şahit olacağız. 38'di enflasyon oranı, şu anda 65 lira dayanmış durumda. Ocak hariç, Ocak Şubat'ta göreceğiz, çok daha fazla yukarılara gidecek. Ekonominin başına İngiltere ve Amerika'dan atanan Mehmet Şimşek'le Hafize Gaye Erkan, üretimin de daralmasına neden oldu. Bu iktidar faizi artırmayacaktır. Parasal sıkılaştırma sürecine bütünsel bakmamız şart. Faiz oranları çok yükseldi, kredi faizleri çok yükseldi. Ekonomiye çok büyük zararları olur. Şu anda biz bunu çok kesin olarak hissetmiyoruz ama önümüzdeki aylarda hissedeceğiz. Özellikle emek yoğun sektörlerde başlar. Daha sonra diğer sektörlere yayılır. Sıcak para girişi algısı yaratıldı. Gelecek denen yabancı yatırımcı gelmedi. Algı oluştu. Sanki böyle bir yabancı akışı olacakmış gibi, yoğun bir yabancı talebi olacakmış gibi bir algı yaratıldı. Bu çok yanlış. Vatandaşı bu anlamda, yani piyasaları bu anlamda bir beklenti içine soktu. ABD Dış İlişkiler Konseyi CFR üyesi olan Merkez Bankası Başkanı Erkan da başarılı bir tablo ortaya koyamadı. Aksine son günlerde skandallarla gündemde. Başka ne gibi sözler verdiler? Bütçe disiplini. Bütçe disiplini Türkiye'de zaten vardı. Üstelik hem Mehmet Şimşek hem de Hafize Gaye Erkan büyümeyi engelleyecek adımlar atıyor. Uygulanan bu tip politikaların Türkiye'ye bir faydası yok. Bir an önce bundan vazgeçilmeli ve kalkınmacı, üretimden yana, planlamaya dayalı, kamucu bir ekonomiye yöneliş olmalı. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba, değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.